Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere isimlerle ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi ad durum eklerinden birini almıştır? Ad durum eklerimiz neydi arkadaşlar? Belirtme hal ekimiz yani durum ekimiz vardı. I, I, U ve Ü ekleridir. Yönelme ya da yaklaşma hal ekimiz vardı. A ve E ekleri. Bulunma hal ekimiz vardı. D, da benzeşmeye uğradığında T, ta olur. Ayrılma hal ekimiz vardı. Den, dan benzeşmeye uğradığında ten, tan olur. Şimdi bu eklere bakmış olacağız. Bir kuş kondu ağaca, kanatları alaca. Öyle bir yar sevdim ki kaşı gözü karaca. Şimdi sondan başlarsak arkadaşlar ben şunun önüne onun getirirsem bakın onun kaşı onun gözü olur. Tamlayana düşmüş belirtili isim tamlaması görüyoruz. Onun kaşı buradaki ı eki, onun gözü buradaki ü eki. Tamlayan bir tane, tamlanan ise görmüş olduğunuz gibi iki tane. Bunlar tamlanan olduğu için yani kaşı ve gözü tamlanan olduğu için buradaki eklerin ikisi de nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Yani diğer adıyla tamlanan ekidir. Kanatları alaca ifadesinde onun kanatları dersem yine bakın tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması var. O yüzden buradaki ı eki de yine tamlama kurduğu için iyelik ekidir. Alaca derken ala isim köküdür. Buradaki ca ise isimden isim yapım ekidir arkadaşlar. Ağacı ifadesinde ise bakın ağaç isim köküdür. Buradaki a ise yönelme ya da diğer adıyla yaklaşma hal ekidir. Bize hal ekini alanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız a seçeneği olacaktır. İkinci soru. Genç kızın şiirleri bir edebiyat dergisinde yayımlanmıştı. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çoğul ad kullanılmıştır. Bakın burada çoğul ad nedir? Ler, lar ekini alan isimlerdir. Şiirleri derken çoğul ekim kullanılmış. Yine şiir sözcüğü de isimdir. Dolayısıyla çoğul isim kullanılmıştır. A seçeneğini elemiş oluruz. Tür adları kullanılmıştır. Tür adları aynı varlıkları karşılayan isimlere denir. Cins isimlere denir. Bakın burada kız cins isimdir. Dergi cins isimdir arkadaşlar. Şiir cins isimdir. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Somut adlar kullanılmıştır. Evet, dergi bakın somut isimdir. Yine şiir somut isimdir. Kız nedir burada? Somut isimdir. D seçeneği doğru. Bunu da elemiş oluruz. İyelik eki almış adlar vardır. İyelik eki alabilmesi için sözcüğün tamlama kurması lazım. Bakın kızın şiirleri demiş. Her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Kızın şiirleri buradaki i ne ekidir arkadaşlar? Tamlama kurduğu için iyelik ekidir. Edebiyat dergisi dersem birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Neticede iyelik eki almış. İki tane iyelik eki almış sözcük görüyoruz. Şiirleri ve dergisi kelimesi. E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise ad durum eki almış. Birden çok sözcük vardır diyor. İfademize baktığımızda bakın dergisinde kelimesindeki D nedir? Bulunma hal ekidir. Birinci soruda hatırlarsanız bu eklerin ne olduğunu yazmıştık. Peki başka sözcük var mı? Başka da sözcük göremiyoruz arkadaşlar. Burada bakın birden çok sözcük demişti. Bir tane sözcük var. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dizelerde altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi somut ya da soyut bir ad değildir? Zifir saçlarını savur içimde, küller havalansın yürek tutuşsun, bölsün yüreğimi paslı bir bıçak, hayalin içinde düşün yorulsun. Bakın buradaki düş, hayal, rüya anlamına gelir, isimdir ve görmüş olduğunuz gibi soyut bir sözcüktür. Bıçak yine isimdir. Bıçak 5 duyu organına hitap ettiği için somut bir sözcüktür. Yürek isimdir. Bu da arkadaşlar yürek kalp anlamına gelir.
beş duyu organından biriyle bu sözcüğü algılayabildiğimiz için nedir? Somuttur. Saç, bu da isimdir. Saç da nedir yine? Beş duyu organından birine hitap ettiği için somuttur. Fakat küller havalansın yürek tutulsun ifadesinde havalanmak sözcüğü burada fiil görevindedir. Diğerlerinden farklıdır. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Larler 2 aşağıdakilerin hangisinde abartma anlamı katmıştır? Ne aşklar yaşadım ben, ne sevdalar gördüm ifadesinde. Bakın larler 2 eklendiği sözcüklere çoğul anlamı katmış, bunu elemiş oluruz. Geceleri şiir yazmak onun en büyük zevkiydi. Yine larler 2 burada da çoğul anlam katmış. Birden fazla gece anlamına geliyor. Bunu da elemiş oluruz. Evleri şehrin en güzel semtlerinden birindeydi. Semtler derken yine çoğul anlam katmış. Evleri derken ise onların evleri dersem tamlayanın çoğul olduğunu gösterir. Yine arkadaşlar bu da çoğul anlam katmış. Bunu da elemiş oluruz. Olayların bu duruma gelmesi pek de hoş değil. Bakın birden fazla olaydan bahsediyor. Bu da çoğul anlam katmış. Bunu da elemiş oluruz. Ateşler içinde yanıyordu zavallı çocuk. Bakın buradaki larler 2 cümleye çokluk anlamı katmamış arkadaşlar. Çocuğun çok fazla hasta olduğunu göstermek amacıyla abartarak söylenmiş bir ifadedir. Dolayısıyla bu da nedir yine? Abartma anlamı katmıştır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Tür adları bazen türünün tamamını karşılar. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili tür adı türünün tamamını karşılamamıştır? Kitap, kişiyi geliştiren en önemli dosttur. Bakın kitap ifadesiyle burada bütün kitaplar kastedildiği için ne var? Bir genelleme var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İnsanlar yıllarca ev ve araba almak için didinirler. Araba sözcüğü de yine tüm arabaları kastedildiği için bir genelleme yapılmış. O yüzden B seçeneği denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Şiir insan yüreğine seslenen evrensel bir mesajdır diyerek bütün şiirler kastedilmiş. Burada da bir genelleme var. Bunu da elemiş oluruz. Sanatçı ait olduğu toplumun sorunlarını ayna tutar. Yine arkadaşlar bütün sanatçılar kastedilmiş. Burada da bir genelleme var. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise çocuk annesinin bazı eşyalarını saklamıştı ifadesinde bakın burada bir çocuktan bahsediliyor. O yüzden genelleme yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bazı cins isimler aynı zamanda özel ad olarak da kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendirebilecek bir özel ad kullanılmıştır? Genç kız bu şirin şehirde bir peyzaj firmasında işe başlamıştı. Bakın burada herhangi bir özel ad yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Mahallenin en beğenilen semtinde oturuyordu Ahmet Bey. Ahmet Bey burada nedir arkadaşlar? Özel isimdir. Fakat cins isim olarak kullanılamaz. O yüzden B seçeneğini elemiş olduk. C seçeneği dursun. Van'da gölün kıyısında küçük bir balıkçı teknesi vardı. Van nedir? Özel isimdir. Fakat bu da bir tür adı olarak, cins adı olarak kullanılamaz. O yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. Öğrenciler Bolu'da gündüz gezip geceleri ders çalışıyorlardı. Bakın Bolu arkadaşlar yine özel isimdir. Fakat bu da cins isim olarak kullanılamaz. O yüzden bunu da elemiş oldum. C seçeneğinde ise Doğa çok sevdiği annesine tatlı bir hediye almıştı ifadesinde. Doğa burada insan adı olarak kullanıldığı için nedir? Özel isimdir. Aynı zamanda doğa sözcüğü yeryüzü anlamına da gelir. Bu anlamda kullanılırsa da cins isim olarak karşımıza çıkar. Bakın doğa yeryüzü anlamına gelirse arkadaşlar cins isim, insan adı olarak kullanılırsa özel isimdir. Yani iki şekilde de kullanılıyor. Yukarıdaki açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Larler 2 bazen eklendiği sözcüğün değil o sözcüğün ait olduğu varlığın çoğul olduğunu gösterir. Aşağıdakilerin hangisinde larler 2 bu açıklamada belirtilen göreviyle kullanılmıştır? Evin tüm kapıları sabahın erken saatinde açılırdı.
Larderik'ini gördük. Bakın, evin kapıları, belirtili isim tamlaması. Ev bir tane, kapı arkadaşlar nedir? Birden fazlaymış. Yani kapının fazla olduğunu gösteriyor burada. Evin fazla olduğunu göstermiyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Akşam yemeğini hep birlikte Ahmet Beyler'de yiyecektik ifadesinde. Bakın, larderikini gördük. Fakat burada ünvan sıfatına eklendiği için bu saygı anlamı katmıştır. Çokluk anlamı katmamıştır. O yüzden B seçeneğini de demiş oluruz. Sabahları spor yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Yine sabahları ifadesindeki larderiki her sabah anlamına gelir. Çokluk anlamı katmış. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Odanın perdeleri yılda bir değiştiriliyordu galiba. Bakın, yine odanın perdeleri derken belirtili isim tamlaması var. Oda burada bir tane arkadaşlar. Larderiki almış. Perde sözcüğü çok anlamına, yani birden fazla perdeyi kastediyor. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise Ayşe ile küçük kardeşi yeni dershanelerine çabuk alıştılar ifadesinde. Buradaki larderiki, bakın, çokluk ekidir. Arkadaşlar, burada kastedilen şey dershanenin bir tane olması. Dershaneleri demiş. Kimin dershaneleri? Ayşe ile küçük kardeşinin dershaneleri. Yani burada tamlayanın birden fazla olduğunu gösteriyor. Küçük kardeş 1, Ayşe 2. Ona sahip olan Ayşe ve küçük kardeşin fazla olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen 6 çizili sözcüklerden hangisi hem çoğul hem de topluluk adına örnek gösterilebilir? Renkler. Renkler burada, bakın, larlerikini almış. O yüzden burası nedir? Çoğul isimdir. Fakat topluluk adı olmadığı için bunu elemiş oluruz. Türkler. Yine çokluk ekinin aldığını görüyoruz. Bu da arkadaşlar nedir? Çoğul isimdir. Fakat bu da topluluk adı değil. Bunu da elemiş oluruz. Havalar. Yine aynı şekilde larler çokluk ekini almış. O yüzden bu da çoğul isimdir. Bu da topluluk adı olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Koyunlar. Larler ekini almış. Bu da nedir yine? Larler ekini aldığı için çoğul isimdir. Fakat topluluk adı olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Aileler. Aile toplumun en küçük kurumudur. Anne baba ve çocuklardan oluşur. Bu da arkadaşlar topluluk adı olduğunun göstergesidir. Burası topluluk adıdır. Fakat larler ekini alarak birden fazla aileden bahsediyor. Dolayısıyla bu da çoğul isimdir. Bakın, hem çoğul isim hem de topluluk adı olarak kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerdeki 6 çizili sözcüklerin hangisinde iyilik eki ile hal eki birlikte kullanılmamıştır? Tüfeğini depoya koydular. Bakın, ben burada şuraya onun tüfeği dersem arkadaşlar, belirtili isim tamlaması kurmuş olurum. Tamlayan düşmüş, belirtili isim tamlaması var. Tüfeğindeki şu iğnedir. Burası tamlama kurduğu için iyilik ekidir. N kaynaştırma, şuradaki ikinci i ise belirtme hal ekidir. Bakın, hem iyilik eki hem de belirtme hal eki kullanılmış. O yüzden biz bunu elemiş oluruz. Esvabını başkasına verdiler. Başkası derken şuradaki I nedir arkadaşlar? Yine iyilik ekidir. Şuradaki A ise yönelme hal ekidir. Bakın, burada da hem iyilik eki var hem de hal eki var. Bunu da elemiş olduk. Torbasında derken onun torbasında desem tamlayan düşmüş, belirtili isim tamlaması var. Buradaki I iyilik ekidir. Yine buradaki D ise karşımıza bulunma hal eki olarak çıkar. Burada da hem iyilik eki var hem de hal eki var. Bunu da elemiş oluruz. 4 dursun. Matarasında ifadesinde ise onun matarası dersen belirtili isim tamlaması olur. Buradaki I yine yukarıdaki örneklerde olduğu gibi iyilik ekidir. D ise bulunma hal ekidir. Bakın arkadaşlar, burada da hem iyilik eki hem de bulunma hal eki var. Bunu da elemiş oluruz. 4 numaralı sözcüğe baktığımızda ise ekmek kırıntısı demiş arkadaşlar. Ne kırıntısı? Ekmek kırıntısı. Kırıntı isim, S kaynaştırma, buradaki I ise tamlama kurduğu için, belirtisiz isim tamlaması kurduğu için iyelik ekidir.
Bakın burada sadece iyelik eki kullanılmış. Belirtme haleki ya da bulunma haleki, ayrılma haleki gibi herhangi bir haleki yok. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi ad göreviyle kullanılmamıştır? Ben sana hep üşüyordum çünkü kıştım. Bakın burada kış diyerek mevsimi ifade ediyor. O yüzden burası isimdir. Nakıştım, bakıştım. Nakış sözcüğü yine isimdir. Bakış sözcüğü ise bakmak fiil, bakmaktan bakış olmuş. Yani mayışmak dediğimiz isim fiil ekini almış. Dolayısıyla bu sözcük de artık isimleştiği için isim görevindedir. İnkar etmiyorum da bunu, seni sevmek gibi büyük işlere kalkıştım. Arkadaşlar buradaki kalkışmak fiilidir ve dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Aynı zamanda birinci tekil şahıs eki almış. Ve lütfen inkar etme. Sana en çok ben yakıştım. Yine yakışmak fiildir burada. Dili geçmiş zaman ve birinci tekil şahıs eki almış. Bize ad göreviyle kullanılmayan sözcükleri sormuştu. Kalkışmak ve yakışmak fiil görevinde kullanılıp fiil gibi çekimlendiği için doğru cevabımız 4 ve 5'in yer aldığı E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük iyelik eki almış soyut bir isimdir. Ruh kelimesi sonuna makmek eki alamadığı için isimdir. Aynı zamanda 5 duyu organıyla algılayamadığımız bir sözcük olduğu için de soyut bir sözcüktür. Yine sözcüğün önüne senin kelimesini getirirsem senin ruhun olur. Bakın tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması var. O yüzden buradaki un eki de iyelik eki olarak karşımıza çıkar. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük çoğul eki almış somut bir isimdir. Göz sözcüğü yine sonuna makmek eki getiremediğimiz için isimdir. 5 duyu organına hitap ettiği için, görme duyu organına hitap ettiği için de somuttur. Larler eki de nedir arkadaşlar burada? Çokluk ekidir, çoğul ekidir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük birden çok sözcüğün kaynaşmasıyla oluşmuş bir isimdir. Evet, yanardağ kelimesine bakıyoruz. Bakın, yanmak kelimesi arer sıfat fiil ekini almış. Dağ kelimesi nedir burada? İsimdir. Dolayısıyla yanar sözcüğü fiilimsi, dağ kelimesi de isim. Bu iki sözcüğün birleşmesiyle birleşik isim oluşmuş. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Beşinci sözcük soyut bir isimdir demiş. Gönül kelimesine bakacak olursak sonuna makmek eki gelmez. O yüzden isimdir. Gönül 5 duyu organıyla algılayamadığımız bir kelime olduğu için bu da nedir arkadaşlar? Soyuttur ve soyut bir isim olduğunu görüyoruz. E de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük kalma durum eki almış bir somut isimdir diyor. Kalma durum ekimiz nedir arkadaşlar? Kalma, bulunma durum ekimiz D'da, benzeşmeye uğradığında ise TTA ekidir. Alevden kelimesine bakacak olursak alev isimdir. Alev 5 duyu organıyla algılanabilen bir sözcük olduğu için somuttur. Fakat buradaki danden eki nedir? Ayrılma hal ekidir arkadaşlar. Yani kalma durum eki değildir. Bulunma durum eki değildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi ad yani isim göreviyle kullanılmamıştır diyor. Gençlik yıllarında çeşitli gazetelerdeki yazıları derleyip bunları yazılış tarihlerine göre sıralayarak kitap haline getiriyor. Bakın kitap sözcüğü sonuna makmek eki gelmediği için isim görevindedir. Yazmaktan yazı, yazıdan yazılış tarihi olmuş. Yazılışmak diyemediğimiz için bu da nedir yine? İsim görevindedir. Yazmaktan yazı olmuş. O yüzden 3 numaralı sözcük de isim görevindedir. Gençten gençlik olmuş, yapım eki almış. Bu sözcük de isim görevindedir. Fakat 2 numaralı sözcüğe baktığımızda gazete isim. Hangi gazetelerde? Çeşitli gazetelerde. Çeşitli sözcüğü burada ismi belirttiği için nedir arkadaşlar?
sıfat görevindedir. O yüzden doğru cevabımız da 2 numaralı sözcüğün yer aldığı B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.